Yayın evi tarafında yayınlanıyor. Yani bir ay, iki ay içinde kitap yayınlanacak İran'da. Buradaki İran'daki dostlara da duyurulur. Onun dışında işte o Aşk Babam ve İran Halaları işte Ekim ile Kasım arası kitap yayınlanacak. Bütün işte kitap mağazalarında ve kitap sitelerinde bu kitabı görebiliriz. İran ve Türkiye arasında geçen bir hikaye. Çocukluğundan beri işte dedesinin anlattığı hikayelerle büyüyen bir Mehmet Aşkı tanıttığı bir karakter var. O karakter kendi bilincinde Allah'ı arayan biri. Sonra bir dervişle karşılaşıyor köyde. O dervişle bir yolculuğa çıkıyor. Babası 5 yıldır yok. Babasını bulmaya gidiyor. İran'a gidiyor. Babası işte İran halılarından dolayı işte cezaevine düşmüş. Bu süreçte dervişle yaşadıkları, işte yolda karşılaştığı bir kıza aşık oluyor. Onunla yaşadığı şeyleri anlatan bir kitap. Özellikle işte kitapta İran'ın çok büyük şairlerinden bahsediyoruz. İşte Sa'di Şirazi, Füzuli, işte Ömer Hayyam, Baba Tahir, onlardan bahsediyoruz. Onların sözlerinden bahsediyoruz. Kitap çok farklı bir kitap ki, hikaye içinde hikayesi olan bir kitap. Sıkılmadan okunabilecek bir kitap. Çünkü şu şekil, bir hikaye devam ederken başka bir hikaye geçilebiliyor kitabın içinde. Sıkılmadan okunabilecek bir kitap. Benim en çok kafama takılan şeylerden biri de şu. Şimdi kelimelerin içi boşaltılmış. Yani siz cami dediğiniz zaman herkese şey geliyor. Yani cami diyorsun, içi maalesef toplum tarafından işte boşaltılmış kelimeler. Biz biraz bu kitapta işte özellikle imamlara imam demiyoruz. Yani din liderleri diyoruz. Yani farklı bir şekilde kitabı anlatıyoruz. Dini anlatıyoruz. Yani farklı anlatmamızın sebebi şu. Biraz işte değişik kelimeler üzerinden tasavvufu, işte dini anlatmaya çalıştık. Umarım kitap beğenilir. Çok satar. Biz de size bol bol röportaj yaparız.